Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar raporuna göre Türkiye birçok alanda Avrupa'da en kötü yaşam kalitesine sahip ülke konumunda. Rapora göre Türkiye'de 18-24 yaş arasındaki genç nüfus içinde eğitim ve öğretimden erken ayrılanların oranı %31 ile Avrupa'nın zirvesinde. Cumhuriyet'ten Emre Debeci'nin haberine göre bu alanda Avrupa Birliği ortalaması %10,06, Avrupa'da bu alanda en iyi durumdaki ülke %4,2'lik oranla Slovenya. Raporda Türkiye ile ilgili öne çıkan satır başları ise şu şekilde: Türkiye'de nüfusun %36,6'sı yoksulluk nedeniyle çatısı akan, duvarları zemini ya da temeli rutubetli veya pencere çerçeveleri çürük evlerde yaşıyor. Avrupa Birliği'nde bu oran ortalama %13,3 seviyesinde. Türkiye bu alanda da Avrupa'da zirvede. Avrupa'da bu alanda en iyi durumdaki ülke %4,6'lık oranla Finlandiya. Türkiye'de nüfusun %41,3'ü yoksulluk ya da sosyal dışlanmışlık riskiyle yaşıyor. Avrupa Birliği'nde bu oran %22,4. Avrupa'da bu alanda en kötü durumdaki ülke %41,6'lık oranla Kuzey Makedonya. En iyi durumdaki ülke %12,2'lik oranla Çekya. Desteğin de yetersiz olduğu söyleniyor. Türkiye'de kişi başı tarımsal araştırma ve geliştirme desteği sadece 0,8 avro. Avrupa Birliği'nde bu oran %6,3 avro seviyesinde. Türkiye bu alanda tarım ülkesi olmayan küçük ülkeler Lüksemburg ve Malta'nın ardından Avrupa'da sondan 3. sırada yer alıyor. Avrupa'da bu alanda en iyi durumdaki ülke 64,9 avroluk destekle Norveç. Okul öncesi eğitimde Türkiye %54,7'lik oranla %39,5'lik orana sahip Kuzey Makedonya'nın ardından sondan 2. sırada. Avrupa Birliği'nde ortalama oran %95,4. Fransa ve Birleşik Krallık %100'lük oranlarla bu alanda Avrupa'da zirvede. Türkiye kadın ve erkeklerin istihdama katılım oranlarında %40,8'lik yüzde puan farkla en kötü konumdaki ülke. Avrupa Birliği'nde ortalama fark 11,6 yüzde puan seviyesinde. Litvanya 2,3'lük yüzde puanlık farkla bu alanda en iyi durumdaki ülke. Avrupa Birliği'nde %12,9 olan 15-29 yaş arasındaki genç nüfus ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı. Türkiye'de bu oran %27,6. Bu alanda Türkiye 2. sırada. 20-64 yaş aralığındaki kadınlarda %35,2'lik istihdam oranıyla Türkiye bu alanda en kötü durumdaki ülke. Avrupa Birliği'nde ortalama oran %67,4. Türkiye'de istihdamdakilerin sadece %27,7'si orta ya da yüksek teknoloji imalatında ve bilgi yoğun hizmetlerde çalışıyor. Avrupa Birliği'nde ortalama %46,1, Türkiye bu alanda son sırada. Türkiye'den nüfusun en yoksul %40'lık bölümü gelirden sadece %15,8 pay alıyor. Avrupa Birliği'nde ortalama oran %21,1. Rapordan şunu anlıyoruz: Türkiye'nin tarıma önem vermesi gerekir. Küçücük bir ülke olan Kuzey Makedonya ile Türkiye aynı seviyede değerlendirilemez. Aynı şekilde Konya kadar toprağı olmayan bir Hollanda dünyaya milyarlarca dolarlık tarım ürünleri ihraç edebilirken Türkiye bunu yapabilir, başarabilir. Domatesi, biberi, patlıcanı konuşanlara hain diyorlar ama hiç alakası yok. Tarım arazileri değerlendirilecek, tarıma sahip çıkılacak, çiftçinin üretmiş olduğu ürün elinde kalmayacak. Bakın, Ankara'da Mansur Yavaş halk ekmekleri halk markete dönüştüreceklerini açıkladı ve orada kooperatifçilik sistemi gibi ürünlerin satılacağını duyurdu. Sen üreteceksin, getirip orada satacaksın. Çok güzel bir şey. Hollanda işte bunu uyguluyor. Gitsinler Hollanda'da bir örnek alsınlar. Nasıl yapıyorlar bu tarımı ya? Benim Konya kadar toprağı olmayan bir ülke nasıl başarabiliyor diye gidip bir incelemek lazım. Ve mümkünse Tarım Bakanlığı da gidip köylünün birini Tarım Bakanı olarak yapmak lazım. Tarım Bakanının görevi gidip
tarım arazilerinin nasıl değerlendirileceğini, tarım ürünlerinin nasıl değerlendirileceğini, ihracatın nasıl artırılacağını, domatesin, biberin, patlıcanın başka ülkelerden getirilmeden halkın nasıl ucuz alabileceğini, İstanbul'da yaşayan ama Anadolu'da anasından babasından kalan topraklarını değerlendirmeyen insanların o topraklarını nasıl değerlendirebileceğini teşvik etmesi gerekir. Seçim meydanlarında gidip de bu muhalefetteki kişilere haddinizi bildirin diye propaganda yapmaması gerekir. Onun görevi odur. Gidecek, tarım arazilerini değerlendirecek, tarım uygulayacak. Galoşla tarlaya girdi diye tepki çekmişti ya, Tarım Bakanı'na da tepkiler vardı. Galoşla giren birisi olmayacak işte, gerekirse çizmeyle giren bir tarım bakanı olacak. Bakın o zaman her şey çok değişir. Köylü vatandaşın birini getirin tarım bakanı yapın, tarımda lider konuma gelir Türkiye.